Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 3. ve 4. sınıflar için nasıl başarılı mühendis olunur bu konudan biraz bahsedeceğim. Şimdi hep hazırlıktan, hep 1. sınıftan falan böyle işte irregularlıktan yok ne bileyim yatay geçiş çaptan falan bahsediyoruz. Artık yani biraz daha başarılı 3. 4. sınıf arkadaşlar için de bence tavsiye vermek lazım. Kanalı şekillendirmek lazım diye düşünüyorum. Ben birkaç tane sıralama yaptım, not aldım, liste yaptım. Bunlar üzerinden sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Dördüncü maddemden başlayayım. Erkenden hedeflerin belirlenmesi demişim. Plan yap demişim. Yani şöyle, şimdi hedef çok önemli. Siz ne yapmak istiyorsunuz? İleride nereye yönlenmek istiyorsunuz? Nasıl bir alanda kendinizi hayal ediyorsunuz? Nasıl bir konuda çalışmak istiyorsunuz? Mesela makine mühendisi özelinde konuşmak gerekirse, sen tasarımcı mı olmak istiyorsun, yapısal analizci mi olmak istiyorsun, ısı ve akış üzerine mi çalışmak istiyorsun, aldığın dersler var, akışkanlar mekaniği, işte mukavemet veya ne bileyim makine elemanları gibi, bunlardan hangileri senin ilgini çekti? Mesela ısı akış dersleri termodinamik ilgini çektiyse veya daha kolay yapıyorsan, daha iyi anlıyorsan, daha yüksek not alıyorsan, not kriter değil, sevmen kriter, çünkü notlar genellikle düşük olabiliyor. Oraya yönlen. Yani ona yönlenebilirsin. Veya kendini nerede hayal ediyorsun? İşte ben bir uçağın burnunu tasarlarken hayal ediyorum. İşte ben uçağın jet motorunu tasarlarken hayal ediyorum diyorsan, jet motoruysa işte ısı akış olur. Jet motoru veya tasarım da olur gerçi. Her kısmı olur ama kendinin böyle hayalleri olması lazım. Bu küçük kırıntılarını bul. Bunlar üzerinden bir plan yap. Neden plan yap diyorum? Mesela yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyorsun, tamam mı? Sen okul bittikten hemen sonra. Bir yıl önceden başvurmazsan okul bittiği anda yurt dışında yüksek lisans yapamazsın. En az 6 ay, 8 ay Türkiye'de oyalanırsın boş boş. Böyle işte başvuruları beklersin, evrak toplarsın, şu bu. Ama bir bakarsın senin arkadaşların çoktan gitmiş. Ulan ne ara çalıştığınıza gittiniz? Gidiyor insanlar çünkü plan yapıyorlar. Erkenden planlarını yapıyorlar. En az bir yıllık bir planlamaya ihtiyacın var. Yurt dışına anında okulun bittiği gibi gitmek istiyorsan. Veya işte staj başvurusu yapacaksın değil mi? Üçüncü sınıfsın. En az 4 ay önceden başvuru yapman gerekiyor ki böyle büyük şirketler işte Ford olur, ne bileyim TAI olur, TEİ olur, Aselsan olur. Böyle kurumsal büyük şirketler staj programlarını çok erkenden açıyor. Şubat'ta Mart'ta açıyorlar ve o süreçler 4-5 adım sürüyor. İşte seni önce bir genel yetenek sınavına sokuyor. Sonra ilk işte bir tanıyorlar seni böyle küçük internet üzerinden genel geçer sorular geliyor sana. Sen video mülakata giriyorsun. Sonra İngilizce sınavına giriyorsun. Sonra teknik mülakata giriyorsun. Böyle böyle aşamalar oluyor mesela. 3-4 tane aşama. Adam 4 ay önceden stajları açıyor. Sen Haziran ayında okulun bitince Haziran'ın ortasında staja başlamak istiyorsan 4-5 ay önceden planını yapmış olman lazım. O yüzden erkenden hedeflerin belirlenmesi ve kendine göre hedefler belirlemiş olman çok önemli. Bu birinci maddemdi diyelim. İkincisi, ortalamanı yüksek tutman, başarılı bir mühendis olman için biraz önemli. Nasıl söyleyebilirim? 3'ün üzeri çok önemli. Ama çok kötü bir ortalaman varsa ve artık düzelemezse 2.75 hani iyidir yani. 2.75 de olur. 2.75 kurtarabilir. Mesela TAI alıyor 2.75'e. TUSAŞ'tan bahsediyorum. Ama değişebilir tabii bu şartlar. Hani bazen esniyor. Ford alıyor 2.75'e. Mesela bunlar ben okula başladığım zaman 3'tü. Sonra 2.75'e düşürdüler. Bunlar önemli. Ortalama. Bu arada ortalamayı da ben mesela makineden mezun oldum. Benim mezun olduğum sene 300-400 mezun vardı. 400 mezunun 80 tanesi 3 üzeri ortalamaya sahipti. Makine, İTÜ makine. Hani makine İTÜ'nün en zor bölümlerinden birisi. Herkesin malumu. İşte çok zor, çok hırpalıyor. Şöyle böyle herkes ağlıyor. Okuyan da okumayan da zor olduğunu biliyor. Ama gel gelelim 80 tane 3 üstü ortalamalı öğrenci var. Yani sen ağlayanları çok duyuyorsun mesela ama arada böyle çalışkan bir sürü arkadaşın var senin. Ve 3 üzerinde bitiriyorlar. Bu da gayet normal. En az %75'i, özür dilerim %25'i, 1/4'i 3'ün üzerinde bitirebiliyor. Sen niye bitiremiyorsun?
O yüzden 3 üstü ortalama ihtiyacım var. Hadi olmadı diyelim 2.75. 2.75'in altında kalırsan yani İTÜ'de yüksek lisans bile yapamayabilirsin. İTÜ'nün bazı yüksek lisans programları 2.60 şartı koşuyor. Kimisi 2.40 koşuyor. 2.40 falan koşan 1-2 tane var. 2.60 da birkaç tane var. Ama 2.70'in üzeri genellikle İTÜ'de yüksek lisans yapmaya hak kazanabiliyor. 2.68 ise mesela İTÜ'de bile yüksek lisans yapamıyorsun. İTÜ kendi öğrencisini almıyor. O yüzden ortalama biraz önemli maalesef. Yani senin o teoriyi nasıl aldığını insanlar öğrenmek istiyor. Zaten sen iş mülakatına girdiğin zaman bir tarafta CV'nin açık oluyor karşı tarafta. Bir tarafta transkriptini istiyorlar. Onu açıyorlar. Mesela sen diyelim ki tasarım mühendisine başvurdun. Ve bakıyorlar ki işte mukavemetin, işte statiğin, işte makine elemanların, teknik resimin falan bunların notları nasıl diye bakıyorlar. İşte diyor ki Ahmet işte teknik resimin CB gelmiş biraz düşük değil mi? Hani neden bu böyle oldu falan diyor. Sen diyorsun ki o dönem çok yoğundum. Şu bu dersim varmış, şu vardı. Ha tamam diyor, okey diyor ama bakıyor. Yani sen ortalaman onların önünde açık oluyor. Bu çok önemli yani ortalamanız biraz yüksek olursa daha iyi yerlere girersiniz. Daha iyi yerlere girerseniz daha çok gelişirsiniz. Daha çok gelişirseniz daha iyi bir mühendis olursunuz. Sonra daha da iyi yerlere gidersiniz. Böyle güzel bir döngünün içerisine girersiniz. Benim mesela bir arkadaşım okulu bitti, dersleri bitti. Son bir dönem okulunu uzattı. Ortalaması 2.80 miydi, 85 miydi, 90 miydi neydi? 3'ün üzerine çıkardı çocuk. 3'ün üzerine çıkardı, 4 ay daha okudu, sonra girdi Baykar'a. Mesela birisi olsaydı, başka bir arkadaş diyelim, 3'ün altında olduğu için ortalaması Baykar o ara onu almayabilirdi. Ve çocuk 4 ay işsiz kalırdı, evde otururdu, ortalamasını da geliştiremezdi. Ama diğeri ortalamasını geliştirmeye harcadı bu eforunu, bu boşluğunu diyelim. Hani ilerideki bir boşluk diye varsayıyoruz. Sonra oraya hemen girdi, hemencecik girdi yani. Sonra başka şirkete falan geçti böyle çok durmadı ama olsun yani bu şekilde ortalaması sayesinde iş buldu çocuk. Okulu uzattı, bu riski ben çok görmemiştim. Yani ve okudukça da gördüm aslında böyle alanlar oldu. Son dönem mesela 1-2 dersi kalıyor öğrencilerin. Son döneminde 2 dersi kalmış çocuğun. Diyor ki ben 5 ders alayım hani yani 3-4 ders daha alayım diyor. DD, DC işte CB olan derslerini alıyor. BA, AA yapıyor. Ortalamasını güzel noktaya taşıyor. Biraz daha taşıyor. Bu gerçekten biraz önemli. Yani gıcık bir konu. İşte ya İK'lar niye buna takılıyor falan diyorsunuz. Ama takılıyorlar. Takılmamaları için nasıl bir yol izleyebilirsiniz? Mesela gene ortalama kriteri olur ama böyle 0-1 hani 2.65'tir, 2.60'tır falan kriter olmaz ne zaman? Bir kulüpte, bu da üçüncü madde, bir kulüpte teknik bir konuda çalışıyorsan, örnek veriyorum sen İHA takımındasın ve işte yazılım yapıyorsun, elektronik haberleşme mühendisi, işte görüntü işleme yapıyorsun. O zaman ne oluyor? Diyor ki ya ben zaten şu programı bu programı biliyorum. Görüntü işleme mantığını biliyorum. İşte yapay zeka ile programı besliyorum. Yok ne bileyim Arduino pilot kullanıyorum. Yok Raspberry Pi kullanıyorum. C++ ile yazıyorum. Falan filan diye çocuk mülakatta bir anlatıyor. Adam diyor ki ya bu çocuk biliyor zaten bu konuları aşina. O zaman diyor ben bunun ortalamasına o kadar takılmam. Benim ya zaten yaptıracağım işleri az buçuk içinde biraz girmiş. İlgisi var belli. Hani ilgin var mı diye sorgulamıyor. Artık derslerine bakmıyor. Çünkü pratik bilgin de biraz daha fazla. Mesela kulüplerde teknik anlamda bilgi sahibiysen, bir kulübe girmişsen bu senin için iyi bir mühendis olman da ön ayak olur. Mesela benim ilk çalıştığım şirket bir Alman otomotiv firmasıydı. Ben çok sonraları fark ettim ki CV'imde benim elektrikli formüle takımı yazıyordu ve böyle elektrikli araç işte ne bileyim böyle formülü aracı işte taksi böyle otonom araçlar falan bu konularla ilgili CV'mize biz hep not almışız. Bizi buradan seçmişler galiba yani bunun etkisi olmuş. Hani İK tarafında senin yer aldığın kulüplere bakılmış ben bunu gördüm. Çok sonra fark ettim bunu girdikten sonra. Tabii ben girerken teknik mülakatta fazlasını anlattım. Hani kulüp bazlı anlatmadım. Hani otomotivden bahsettim, motordan bahsettim, sorulan sorulara. Ama İK tarafı da bu kısmına bakmış mesela.
ve bakarak alıyorlar. Ben bakıyorum, giren çocukların çoğunda böyle bir kulüp geçmişi vardı. Yani çok etkisi olduğunu gördüm orada. Ama tabii ki kulüp şöyle, kulübü çok dengeli kullanmanız lazım. Şimdi bazı arkadaşlar var, kulübe giriyor. Kulübe haftada 20-30-40 saat vakit ayırıyor. Yani hani 20 olsun ayırabilirsin ama 30-40 saat ayırma. O çocuk genius'tı mesela, bir tanesi vardı. 40 saatten fazla vakit ayırıyordu. Ortalaması da 3.70-3.80 falan da elektronik haberleşmeyle, tam genius çocuk. Hafta sonra kulübe giriyor 20 saat, sırf 2 günde 20 saat kulübe çalışıyordu, yazılım yapıyordu. Hani bu kadar abartmaya gerek yok. O çocuk tabii çok yüksek kapasiteli bir çocuk olduğu için hem kulübe hem ortalamayı götürüyordu. Ama ben öyle yapamazdım. Ben ne yapıyordum? Ben kulübün içerisinde işte haftada 10 saat falan ayırıyordum. Orada da işte böyle goy goylar oluyordu. İşte iletişim kuruyorduk. Birbirimizle sosyalleşiyorduk. Teknik kulüpte ama ben onun organizasyon ekiplerine genellikle yer alıyordum. Benim amacım şey oluyordu genellikle. Hani kulübün içerisinde bulunayım. Nasıl bir yol izliyorlar, ne yapıyorlar, bunları göreyim. Bu tarz hani bulunuyordum. Yani dediğim gibi hani ben öyle sosyal anlamda birazcık yaklaşıyordum. Ama içerisine bulunmam bana çok faydası dokundu. Ha, teknik bir konuda da yer alabilirdim. Bu daha da faydalı olabilirdi. Ama ben çok azimli olduğum için kolayca iş bulmuştum. Çok da kulüpten bahsetmeme gerek kalmamıştı. Zaten merakım, bilgim vardı. Ama kulüp önemli. Bakın, bu yatay geçiş çap yapmak isteyen bir arkadaş bunu izlemesin, buna çok şey yapmasın. Uygulamaya çalışmasın. Çünkü yatay geçiş çap sırasında sen hani ben kulüplere girmeyin demiştim. Ama şimdi 3. 4. sınıf arkadaşların artık yatay çap falan meselesi kalmadı. Ben bunu onlara tavsiye olarak veriyorum. Yoksa 1. sınıfta yatay çap yapacak çocuk kulübe kesinlikle girmesin. Ama 3. 4. sınıfa o çocuk da geldiğinde, sen de geldiğinde gir. Girebilirsin. Şiddetle de tavsiye ederim. Çok farklı şeyler göreceksiniz kulüplerde. Çok değişik insanlarla, bilgili insanlarla, sektörden insanlarla tanışacaksınız. Mesela yani savunma sanayinde böyle müdürlerle, müsteşarlarla falan tanışma fırsatım oldu benim. Telefon numaraları elimde vardı. Hiç kullanmadım ama bana çok faydası oldu. Yani onları görmemin, işte bize nasıl değer verdiklerini, bizden neler istediklerini gördüm. Dediler ki mesela sizin kulübünüzü şu şekilde geliştirebilirsiniz, şöyle bir şeyler yapabilirsiniz. Seni muhatap alması, senin ona bir tasarım projesi işte sunman, işte o projeleri sunarken nasıl hazırlandığını görmen, arkadaşlarından öğrenmen. Kulübün bir geçmişi var çünkü, çok eğitici oluyor. Ve bunların sana faydası dokunuyor. Yani sunum hazırlıyorsun, sunumlar şirketlerin de bel kemiği, sürekli PowerPoint'ler oluyor. Sen girdiğin zaman 2 haftada bir falan durum raporu veriyorsun, her hafta veriyorsun. İşte bir one pager diyorlar mesela, bir sayfa hazırlıyorsun ve sunuyorsun. Diyorsun ki şefine, ben bunu bu hafta yaptım mesela. Velhasıl kulübün ileride böyle bir faydası da oluyor ve sektörle tanışıyorsun. Çünkü sponsor aramak durumundasın. Sen örnek veriyorum ROV takımındasın. Remote Operating Vehicle takımı. Su altı aracı yapıyorlar, uzaktan kumandalı. Bu mesela işte bomba topluyor, ağ kesiyor falan filan, bir şeyler yapıyor. Görevleri var. Ben öyle bir takımda yer aldım. Ne oldu? Bütün denizcilikle ilgili STM var. Savunma sanayinin çok önemli bir şirket. Oradaki albaylarla, emekli albaylarla tanıştım, birkaç tanesiyle. Orada işte savunma sanayinden insanlarla, işte müdürlerle tanıştım. Sonra mühendislerle tanıştım. Mühendisler bize tavsiyeler verdi. İşte gelecekte şöyle toplantım olacak, şuraya gideceğim, bunu yapacağım. Orada sizin projenizde yönlendirelim, siz bana şeyi verin falan dedi böyle. İşte projenizi, dosyasını hazırlayın, şu bu. Çok uzatmak istemiyorum. Çok da hızlı konuşuyorum, o yüzden kusura bakmayın. Uzadıkça uzuyor ama olsun, önemli. Ya böyle şeyler diyorlardı. Ne öğrensen kar yani. Bazen işte fuara gidiyorsun, bir bakıyorsun. Aa, ben İTÜ mezunuyum diyor adamın biri. 35-40 yaşında, ne yapıyorsun abi? İşte fizik mezunu. Ama gelmiş adam şey yapıyor, konveyör üretiyor.
hat bant üretiyor hani fabrikalar için. Öyle bir iş yapmış, kendisi kurmuş. Bir başarı hikayesi yani, bunu görüyorsun. Veya işte sponsorluk için koşturuyorsun, tamam mı? 100 tane şirkete gidiyorsun. Ben organizasyonda olduğum için herkese de ben konuşuyordum işte. Sponsorluğa ihtiyacımız var, paraya şöyle projemiz var. Dünyada işte Amerika'da dünya 7.'si olduk. Türkiye 1.'siyiz falan böyle anlatıyordum. Öyle bir takımdı yani. Sonra ne oluyordu? 100 kişiyle konuşuyorduk. 3-4 tane sponsor buluyorduk kendimize. He, o zaman ben buradan ne anlıyorum? Diyorum ki ben o zaman staj kovalayacağım zaman da ben böyle aynı bu gayretle Excel yapıp 100 tane yere başvururum ve bana 3 tanesi olumlu döner. Ben bu bilgi içerisinde oluyordum. Ama mesela kulübe girmeyen arkadaşım ne yapıyordu? Ya Ahmet, sen nasıl iş buldun? Sen nasıl staj buldun? Sen nasıl yarı zamanlı iş buldun diye bana söylüyorlardı. Ben diyorum bol bol başvurdum. Bol bol onun için 15 başvuru, benim için 100 başvuru mesela. Ben bunu kulüp sayesinde öğrendim. O çocuğa bahsetsen de o çocuk benim yaşadığım o kulüp deneyimini yaşamadığı için inanmıyor mesela. Ve başvurmuyor yani. Ben bunun şart olduğunu biliyordum mesela. Çok 50 yere başvurmam gerektiğini, 100 yere başvurmam gerektiğini biliyordum ama o çocuk 20'den sonra pes ediyordu. Yazında gidiyordu Osuruk'tan bir yerde mesela staj yapıyor. Gerçi her zaman güzel yerde staj yapamayabilirsiniz. Ben de güzel yerde staj yapamadım ama güzel yerlerde yarı zamanlı çalışmıştım. Yani ama gel gelelim yani onun yaptığı yerin stajını kötümsemek için demiyorum ama 4 ay önceden başvurmazsan, 100 yere başvurmazsan sana çok güzel yerler çıkmıyor. Kulüp önemli. Kulübü de söyledim. Yarı zamanlı işe geleyim şimdi. Şimdi bir yarı zamanlı işte çalışmanız çok önemli. 3. 4. sınıftayken abi bizim okulumuz var, ben ne ara çalışacağım diyeceksiniz ama haftada 1-2 gün çalışın. Bulun yani, böyle işler var. Teknik olsun kesinlikle. Vasıfsız eleman olarak çalışın demiyorum size. İşte okulun içinde afişler oluyor, asılı oluyor. Onlara başvurun. Ondan sonra ne bileyim staj programları oluyor. Mercedes Pep var mesela, ona başvurun. Ondan sonra belediyelerin mesela çevre mühendisliği için İSTAÇ falan vardı. Oraya başvurun. İSKİ'nin yok galiba yarı zamanlı. Böyle yarı zamanlı çalışabileceğiniz hocaların şirketlerine söyleyin. Hocam haftada 1-2 gün çalışabileceğim bir iş var mı falan diye. İş isteyen 101 kara, vermeyen 2 kara. Yani siz soracaksınız. Yarı zamanlı bir iş bulmanızın size çok büyük faydası olur. Şöyle. mesela endüstri mühendisliğinde bir hoca benim arkadaşıma yani dersteki tüm öğrencilere ödev vermiş. Demiş ki bu dönem en az 3 tane 5 tane mülakata gireceksiniz demişti çocuğa. 3 tane mülakata girdi çocuk. İşte dedi ki biz bankalarla girdik, şuraya buraya girdik. Endüstri mühendisliğindeki öğrencilerin yarısı, en az yarısı o dönem yarı zamanlı işe girdi. Çocuklar sadece mülakata girme ödevi almıştı. Ama hepsi işe girdi. Ve o kadar tatlı ki yani para kazanmaya başlamak. Böyle haftada 1-2 gün çalışıyorsun, sektörün içine giriyorsun, mühendisleri görüyorsun, ne iş yaptıklarını görüyorsun, senin teknik bilginin ne kadar o işin içinde olduğunu görüyorsun veya kendini ne anlamda geliştirmen gerektiğini görüyorsun, insanların nasıl şartlarda çalıştığını görüyorsun, kaç para kazandıklarını öğreniyorsun, kaç saat çalıştıklarını görüyorsun, sosyal hayatları olabiliyor mu onu görüyorsun. Birçok soruna soru işaretine cevap buluyorsun. Ve kendin değerlendiriyorsun. Ben sana anlatıyorum şimdi ama bu benim perspektifim. Sen kendin baktığın zaman daha farklı görebilirsin. Ben sana derim ki işte şu iş kötü, şu mühendislik kötü, şu hayat kötü. Ama sen dersin ki ya güzel, ben bunu seviyorum, ben onu seviyorum. Yo, o da tatlıydı, o da güzeldi. Sen bunu kendin yaşamış oluyorsun işe girdiğin zaman. Yarı zamanlı iş bu anlamda çok değerli. İkincisi, yarı zamanlı çalışan adamı direkt işe de alıyorlar. Çünkü o çocuğu zaten kendisi için yetiştiriyor çaktırmadan aslında. Ya sen okulun bittiği anda hadi gel diyor. Okulun uzar mı? Bir dönem uzar. Bir sene belki uzar. Ama şöyle, zaten bir sene uzayan insanın da ders yoğunluğu düşmeye başlıyor. Hani her dersten kalmıyorsun. Bir iki dersten kalıyorsun. Onlar birbirini bağlayan ders oluyor. Bir bakmışsın iki dersten dolayı bir sene okulun uzamış. Ne oldu? O zaman elindeki dersleri yayıyorsun. 5 gün değil de artık 4 gün, 3 gün okula gitmeye başlıyorsun. 3,5 gün gidiyorsun. 3,5 gün okula giderken 1,5 günde çalışıyorsun. Sonra ne oluyor? Sen arkadaşların mezun oluyorsun. Arkadaşların 6 ay iş arıyor, 4 ay iş arıyor. Sen hemen yarı zamanlı çalıştığın yerde full time'a başlıyorsun. Bu bakımdan önemli oluyor yarı zamanlı iş. Bunu kovalayın. Bu fırsat gelirse değerlendirin. Fırsat ayağınıza gelmez, siz kovalayacaksınız. Bulun. Parasına bakmayın, girin.
İş işte bulunur. Siz bir işe girin. Oradan başka yere yarı zamanlı da atlayabilirsiniz. Tam zamanlı da geçebilirsiniz. O işe girdiğiniz için hemen iş bulursunuz. Sektör hakkında çok iyi bilgi sahibi olursunuz. Daha sonrasında bir mülakatta, ya ben zaten böyle projenin içine bulunmuştum, şu işi yapmıştım, şunun şu kısmını tutmuştum. Evet, bunlar hakkında bilgi sahibiyim. Tam olarak beceremiyorum ama ben bu işi biliyorum ve bu işin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibiyim. Ben bu işi yapabileceğime inanıyorum. İzlenimini kolaylıkla verirsiniz. Bu yüzden yarı zamanlı iş bulmanız çok önemli. Aynı zamanda yarı zamanlı iş yaza denk geldiği zaman mesela staja saydırabiliyorsunuz. Yani staj aramanıza gerek kalmıyor artık. Ha yarı zamanlı işte çalışıyorsun, ha staj yapıyorsun. Ha staja girdin diyelim, oradan o şirkette yarı zamanlı işe de devam edebiliyorsun. Ha stajdan sonra o şirkette güzel performans sergilemişsindir, kendini unutturmazsın. Çok güzel performansa ihtiyacın yok. Ortalama bir performansın vardır. Hemen orada seni sonra işe alabilirler. Mesela TAY'da staj yapan arkadaşların çoğu TAY'a giriyordu. Full time olarak alınıyorlardı. Çünkü güzel referans. Yani içeriden birileri artık seni tanıyor ve diyor ki bu çocuk çalışılabilir bir çocuk, bu çocuk çalışılamaz bir çocuk. Bunun kararını çoktan vermiş oluyor ve seni çok kolaylıkla alıyor eğer çalışılabilir birisi ise. Yarı zamanlı iş de çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Makine için söyleyeyim. Yarı zamanlı çalışan arkadaş oranında %10-15 minimum vardı. Yani çok çok az, çok nadir bir durum değil. Belki %25'ti bu arada, bilmiyorum. Yok, %25 yoktu. %10-15 vardı. Ben onlardan biriydim bu arada. Çok 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 değerli bir tecrübe. Yani böyle doktora yapmış, 15 senedir sektörün içinde olan mühendisler senin şefin oluyor. Adama bir soru soruyorsun, derya deniz yani. Sana çok güzel anlatıyor, yardımcı oluyor, kaynak veriyor. İşte seni triggerlıyor, hadi Ahmet şuna çalış, buna bak, şu konuya asıl. İşte sunum hazırlıyorsun, beğenmiyorlar. Başkası beğenmiyor mesela, proje yöneticini var. Şefinden hariç, müdüründen hariç. O seni şey yapıyor, kamçılıyor. İşte şöyle hazırlanmaz, böyle yapılmaz, şöyle yapılır, böyle sana iş yol yordam öğretiyor. Ve ondan sonra yani çok daha özgüvenli bir mühendis oluyorsun. Ve okulda gördüğün dersler biraz daha bir zemine oturuyor. Gerçekten çok faydalı olduklarını da görüyorsun. Çünkü makine özelinde konuşuyorum. Ve çevrede de aynısı var gerçi. Sonuçta teknik bir iş yaptığın zaman bu işin altında yatan mühendisliği sen şu an İTÜ'de görüyor oluyorsun. Ve ondan sonra da o işi nasıl implement edeceğini farkında oluyorsun. Bir farkındalığın oluyor. Önemli bir mevzu. Yarı zamanlı iş 4. maddemde. 5. son maddemde başarılı insanlarla arkadaş olun ve onları taklit edin. Başta taklit olur, sonra artık kendi yolunuz olur. Yani tabii ki de başarısız insanlarla arkadaşlık yapmayın demiyorum ama başarılı arkadaşlarınızla örnek alın. İşte çok yüksek ortalaması vardır. İşte nasıl çalıştığını örnek alın, nasıl not tuttuğunu örnek alın. Onun dışında ne bileyim bir yerlerde işe girmiştir. İTÜ içerisinde yarı zamanlı bir hoca ile beraber çalışıyordur. Ya kanka nasıl girdin, nasıl yaptın diye sorun, öğrenin. İşte olursa bana da söyle deyin. Başvuru zamanları açılınca bana söyle de mesela işle ilgili. Veya işte sizin takım arıyor mu diye sor. Böyle arkadaşlar edinin ki onlar güzel bir noktaya ulaştığında siz de o noktaları hedefleyin. İmrenin onlara. Ve onları örnek alın. Ha bir gün gelir siz de örnek alınan birisi olursunuz. Yani veya o gün de örnek alınan birisi olabilirsiniz. Yani sizin seviyeniz birilerinden düşükse de birilerinden yüksektir. Böyle birbirinizi destekleyici şeyler olur yani. Güzel sonuçlar olur. Mesela ders çalışıyordur arkadaşım. 3-3,5 ortalaması vardır. Dersin ki ya kanka ben de seninle çalışacağım. Sen giderken haber ver. Veya giderken nereye gidiyorsun? Kütüphane. Hemen ben de geleyim. Ne ders? Şu ders, bu ders. Zaten beraber alıyorsan. Beraber çalışıyorsun o çocukla. Öğrenirsin. Bu sayede güzel olur. İşte birbirinizden bir sinerji doğar ve sen o çocuğun yanında anlayamadığın bir dersi anlarsın. Ha, sen de mesela bir iki bir şey not almışsındır. Bak hoca burayı kesin soracak demişsindir. O çocuğa faydası dokunur. Veya o çocuk sana bunları söyler. Sonra ne olur? Başarılı insanlarla arkadaş olduğun zaman sen de başarıyı bir şekilde yakalarsın. Ve seni motive eder. Yani böyle okula gitmeyen, ders çalışmayan, ya kanka okul şöyle kötü, böyle kötü diye felsefe yapan çocukla takılırsan yani güzel şeyler alamazsın o çocuktan. O çocuk 8 senede bitirecek okulu, 7 senede bitirecek, sen de öyle olursun.
Ondan sonra ailen baskı yapar, arkadaşların değişmiştir, alttan gelen küçük küçük çocuklarla okursun, bir şey kuramazsın, irtibat kuramazsın. Ama yani yükseklerle beraber olursan iyi düşünelim, kötüyü düşünmeyelim. O zaman hemen işe girersin, onlarla beraber gelişirsin, onları örnek alırsın. Ben iş yerinde de bunu yapacaksın. Yani seninle beraber giren, senden 3 ay önce giren, senden 6 ay önce giren 1 yıllık tecrübeli insanları örnek alıp, onlardan tavsiyeler alıp, onları işte biraz taklit edip, sonra hani onların gerçek core sebebini öğrenip, onlar ne yapıyorsa onu yapmak sana çok büyük fayda sağlayacaktır. 5 tane madde anlattım. Bunları uygulamaya çalışmak sizin için gerçekten başarılı mühendis olmanın çok önemli etkenleri olur diye düşünüyorum.